Evet. Dünkü e, maç çok tatsız bir maçtı. Ben çok üzüldüm. camia üzüldü. Taraftar üzüldü. Onlar üzüldü. Ben üzüldüm ama e, futbolun içerisinde bunlar var. 120 yıllık kulübüz. Neler yaşandı. Ama birlik ve beraberlik içerisinde olursak sabır gösterirsek ben takımımızın çok güçlü ve hedefe sezon sonunda ulaşacağından şüphem yok arkadaşlar. Ama her maç skorunun sonunda eee maçın skoruna göre alkış veya eleştiri e, bence doğru değil e, birlik ve beraber geçsin olmaya çalışalım sabır gösterelim ben takıma güveniyorum içindeki ekibime güveniyorum hocama güveniyorum yaşanmış olanı bir trafik kazası diye kabul edelim bir kaza kabul edelim önümüze bakalım e, ne ben Beşiktaşlılıktan Beşiktaş'ın başkanlığından Beşiktaş dün mağlubiyet aldı diye vazgeçerim ne Rahmi Koç Beyefendi veya Koç Holding sponsorluktan vazgeçer. Bizler bir aileyiz. Acı günde, zor günde, kötü günde, iyi günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız. Teşekkür ederim. Sonuç itibariyle daha ligin başındayız. Daha önümüzde onlarca maç var. Orada nasıl biteceğini sonuçların bugünden görüyor gibi davranmayı da doğru görmüyorum. Ben ekibime, futbolcularıma ve hocama ve yönetime güveniyorum. Sadece söylemek istediğim şey şu, her maçın sonucuna göre takdir veya cezalandırmak gibi bir sonuçla yürümeye devam edersek camia olarak e, takımın üzerinde gerginlikten başka hiçbir şey yaratmayız. Mühim olan bunun altından kalkabilmek için hep beraber saygı ve sevgi içerisinde en azından sezon bitene kadar bu işi getirmek. Görmelerini sabırla beklemelerini istiyorum kendilerinden. Hak da veriyorum. Ben de olsam aynı şeyi yaparım ama ben de başkan olarak kendilerine itidalli olmalarını, sabırlı olmalarını ve bu işin içerisinden ben bu futbol takımıyla, bu hocayla çıkabileceğim ve çok yukarılarda ve hatta şampiyonluk hedefiyle sezon sonuna kadar yürüyeceğimi buradan ifade etmek istiyorum. Ben bir tek bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Pandemi döneminde bu takımdan bir şey olmaz denildiğinde dört kupayı bu müzeye biz getirdik. Dolayısıyla çok yukarıda olanların aşağı indiğini, aşağıda olanların yukarı çıktığını e, tüm spor camiası olarak eğer ilgilenenler varsa biraz da tahlil ve analiz ederek bakmalarını günlük ve anlık sonuçlarla e, takımı ve hocasını ve yönetimini yıpratmaması gerektiğini bunu kimseye faydası olmayacağını başarı isteyenin önce birlik ve beraberliği ve sabrı e, ve hoşgörüyü yanında taşıması gerektiğini düşünüyorum.